12 Kasım değerli takipçilerim, abone oluyorsunuz. Günlük burç yorumlarımız devam ediyor. Bol bol yorum, bol bol beğeni, bol bol paylaşım yapıyorsunuz. Kanalda kalıyorsunuz. Değerli koç burçları, hafta sonunu şimdiden tadını, hayalini çıkartmak istiyorsunuz. Yeni işinizle ilgili hayırlı olsun. Yeni başlangıçta olduğunuz işler için güzel yenilikler söz konusu olacak. Ufak bir tatil planınız var cuma akşamına doğru. Yolculuk ya da yola gitme gibi net bir karar verip ilişkinizle alakalı geçireceğiniz keyifli bir gün. Fakat evraklarınızla alakalı aksiliklere dikkat etmeniz lazım. Bazı pürüzler çıkabilir ve özellikle de parasal evrede de beklediğiniz parada gecikme söz konusu olacak. İhmal etmeyin. Kendi işini yapanlar için de ciddi bir kriz ve tartışmalara hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Değerli boğa burçları, bulunduğunuz ilişkinizle alakalı uzun süredir kafanızda doğru gitmeyen ve sizi huzursuz eden olaylarla ilgili konuşma dönemi. Lütfen ilişkinizle konuşun ve hayal ettiğiniz ve kalbinizde düşündüğünüz kişinin sizinle hiçbir alakası yok. Bunu unutmanız gerekiyor. Evli olanlarda da çok uzun süredir geçimsizlik ve tartışmalar var. Bunlar daha gün içerisinde şiddete dönüşecek. O yüzden sözde şiddetten uzak durun. İşinizle alakalı da çözmeye çalışacağınız yoğun bir tempo, evrak, dosya, ödemelerle alakalı ve yöneticinizle ilgili yaşadığınız krizlerde sakinlik söz konusu olacak. Değerli ikizler, özellikle sevgilinizle ilgili yaşadığınız huzursuz konuşmalarda yumuşama, birbirinize ait planlar ve gelecek planları daha keyif verecek size. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Ama yeni sevgili isteyenler için sürpriz gelişmeler var. Tatil niyeti olanlar için gecikmeler, evrakta gecikmeler söz konusu olacağı için tatiliniz iptal olabilir. Ödeme, kredi çekmek ya da borç araç yatırımı yapmak isteyenler için fırsatlar var. Fakat aile içerisinde beklediğiniz bir ev tamiri ya da müteahhite gitmesini istediğiniz konularla ilgili de olumlu evreler var. Bunu açığa çıkartabiliriz. Değerli yengeç burçları, kız kardeş, erkek kardeşinizle aranızdaki gerginlikleri düzeltmeniz lazım. Bu ara evde eğitim konuları çok ön planda. Anne baba baskınlığı hakim olabilir ama evin de bir an önce düzene girip herkes evinin hijyenini sağlaması lazım. Her yer bir yerde. O yüzden bir düzen tertibe ihtiyacımız var. İş yerinizdeki insanlarla aranızdaki soğuk iletişim daha sıcak bir noktaya sağlanacak. Patronunuz ya da bulunduğunuz yöneticinizle ilgili konuşmalar sizin terfi almanızla ilgili sinyaller yaratıyor. Bu size keyif verecek. Kulak iltihaplarınız söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. Biraz can sıkıcı olabilir. Orta kulak iltihabı olabilir. Kaba kulak geçirebilirsiniz. Dikkat diyorum. Bir de hayal ettiğiniz, almak istediğiniz bir altın, yüzük, küpe, bununla ilgili bir alışveriş modunuz var. Fazla abartmayın diyorum. Değerli aslan burçları, aile içerisinde babadan kaynaklı sorunlar gün yüzüne çıkacak. Babanız ve anneniz arasında geçecek bazı sıkıntılar canınızı fazla yakabilir. Anne ile arasındaki yaşanacak sorunlar size yansıyacak. O yüzden işinizde dikkatsiz olabilir. İşinizdeki evraklarda hata yapabilirsiniz. Lütfen biraz daha toparlayıcı ve işe giderken aksilikleri geride bırakın diyorum. Araç kazası ya da araç değişimi niyeti olanlar için risk var. Kazalara dikkat. Son zamanlarda da evde elektronik eşyalarla ilgili sıkıntılar var. Özellikle buzdolabı ve çamaşır makinesiyle ilgili bugün içerisinde bazı aksilikler yaşayabiliriz. Bol yeme enerjisine gireceksiniz. Kilo almamalara özen gösterin diyorum. Evli olanlarda da güzel bir çocuk kararı içerisinde olabilirsiniz. Değerli başaklar, gün içerisinde çok yoğun evrak koşturma, özellikle öğretmen ya da akademisyensiniz, yeni projeler, yeni oluşumlar, yeni fikirler hakim olacak. Yeni belirlediğiniz iş kapısıyla ilgili değişik konuşmalar sizi mutlu edecek. Bulunduğunuz noktada da yönetici ya da çalıştığınız insanlar aranızda iletişim çok hakim ve keyif verecek. Bunun tadını çıkartın. Sevgilinizle aranızda gereksiz kırgınlıklar diyelim demeyelim de geçmişte ilgili kırgınlıklar, geçmiş sorunlar gündeme gelecek ve kıskançlıklar sizin canınızı sıkabilir. Sevgilisi olmayanlar için güzel bir ilişkiye sosyal medyadan ya da yakın çevrenizden tanıştıracak insana fırsat verin. Evli olanlar için de sadece birbirinize anlayış gösterin, evde bağırmamaya özen gösterin diyorum. Değerli terazi burçları, son zamanda mahkeme, evrak, dosya, kağıt ve vergi dairesi, belediye, borç ve emlak vergisi gibi borçlarınızla alakalı sıkıntılar, eve ufak bir evrak uyarısı gelebilir. İhmal etmeyin diyorum. Bunlar canınızı sıkabilir. Hafta sonu ailenizle geçirmek istediğiniz bir piknik ya da vakit geçirmek istediğiniz bir yemek fikriniz var. Ağırlamak istiyor olabilirsiniz. Bunun tadını çıkartın lütfen. Değerli teraziler, sevgilisi olmayanlarda güzel bir değişim var.
İlişkinizle ilgili geçmişte bitmiş bir ilişkiniz tekrar hayatınıza alevlenecek. Bunun kıymetini bilin. Evli olanlarda da aile büyüklerimiz de yemek hazırlama, vakit geçirme uyarısı veriyor. Bir de evinizde özellikle çocuk odası ya da kendi odanızla ilgili yenilikler söz konusu olacak. Değerli akrep burçları, İş alanınızı değiştirmek ya da işinizle alakalı uzun süredir çözemediğiniz sorunlarınızla ilgili açığa çıkma. Herkese derdinizi anlatıp hak ettiğiniz konuşmalar söz konusu olacak ama daha yerinizin değişmeyecek, bunu bilin. Sabit bir iş alanındaysanız yönetici ya da patronunuzla ağız dalışımından uzak durun diyorum. Devlet memuruysanız işle ilgili evraklarınızın çok karışacağı ve sıkıntıya düşebilirsiniz. Mobbing uygulaması olabilir, dikkat. İlişki konusunda sadece sessizlik, sakinlik, durgunluk istiyorsunuz. Kimse üstünüze gelmesin, kimse soru sorsun istemiyorsunuz. Evet, haklısınız, çok yorgunsunuz. Belki spor yapıp enerjinizi değiştirebilirsiniz. Değerli yay burçları, seyahat ya da yeni eğitim ya da düşüncelerinizle ilgili fikirleriniz söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili yapmak istediğiniz yeni olaylar var. Mesela pilates dersi, yoga, meditasyon ya da İngilizce, Fransızca, Almanca fikirleriniz ya da yüksek lisans fikirleriniz olabilir. Bence sakin bir kararla verin. Bence sizin en çok huzur ve mutluluğa ihtiyacınız var. Huzursuz olduğunuz için bazı şeylere merak sarıyorsunuz. Bir psikolog size iyi gelecek. Bir de ilişkinizle alakalı uzun süredir konuşamıyorsunuz ve çözemediğiniz sorunlarınız ve boşanma ya da ayrılık kararı içerisinde olabilirsiniz. O yüzden biraz daha sakin, biraz daha mantıklı hareket etmenizi öneriyorum. Çünkü huzursuzluklar ön planda. Biraz can sıkıntı olabilir. Haber beklediğiniz sevgiliniz size yazacak ama ondan bir cacık olmaz. Ama sen o mutluluğun, o egonun tadını çıkart diyorum. Değerli oğlak burçları, uzun süredir iş krizleriniz ve maddi krizlerinizle alakalı bugün doğru çözüm alacaksınız. Ve bu çözümle birlikte çok büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Hatta ve hatta kendinize sürpriz kısa bir tatil planınız var. Bunun tadını çıkartacaksınız. Kredi çekmek ya da kredi borcunuz varsa bunlarla ilgili güzel oluşumlar, güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Bu da sizi rahatlatacak cuma günü. Akşamüstü anne özlemi ya da aileyle geçireceğiniz bir yemek içerisindeki yaşanacak tartışmalardan uzak durun. Dilinizi tutun, yoksa zararlı olabilirsiniz. Taşınma kararı bazı oğlak burçlarında var. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Değerli kova burçlarım, aşk size mutluluk getirecek. Cuma günü size böyle çiçekler, hediyeler, böcekler, güzel sözler havada uçacak ama özellikle ben sevgilimden haber almak istiyorum. O kişi bana dönecek mi diyorsanız, ufak ufak konuşmalar olsa da sizi tatmin eden enerjide değil. Yeni fırsatlarınız var, bunu gözden geçirirseniz daha mutlu olacağınızı düşünüyorum. Haydi yeni enerjilere adapte olun. Özellikle sağlık sektörü ya da büyük finansal anlamda çalışanlar için çok yorucu ve stresli ve prim telaşında olan bazı kova burçları, hak ettiğiniz primle ilgili güzel sonuçlar elde edeceksiniz ve çok mutlu olacaksınız. O yüzden korkmayın, daha çok sarılın, çok güzel kazançlar var ve bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak. Kendi işini kurmak isteyenler için biraz daha acele etmemeniz gerekiyor. Güzel kapılar var. Değerli balık burçları, sürpriz evraklar, yoğun tempo, yoğun iş ve kutlama sizin için hayırlı olsun. Yeni yeriniz, yeni konumunuz, yeni işinizle ilgili güzel anlaşmaya giriş yapacaksınız cuma günü. Geçeceğiniz nokta size huzur ve mutluluk verecek. Eğer aynı noktadaysanız da güzel bir sakin bir cuma, sizi mutlu edecek bir enerji içerisinde olacaksınız. Akşamüstü geçireceğiniz güzel bir sohbet, yakın arkadaşlarınızla geçireceğiniz olaylar size keyif ve kahkaha atmanıza yardımcı olacak. Sevgilinizle güzel bir gül ya da güzel bir saat almayı düşünenler için sevgilinize gidin, bunu alın. Çünkü uzun süredir hayalinizde. Bir de sevgiliniz, erkek arkadaşı ya da kız arkadaşınız aileyle tanıştırabilir. Güzel bir tanışma olacak ve her iki tarafında ailesi çocukları beğenmiş olacak diyorum. Nişanlı olanlar için bu ara krizler söz konusu olabilir. Dikkat! Evli olanlarda da soğukluk evremiz var birbirimizle. Hani uyurken, konuşurken birbirimizi itiyor olabiliriz. Bir ilişki terapisti size iyi gelecek diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.